Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğumuz bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimiz gayet kolay bir yelek. Gördüğümüz bu e, trabzan gruplarımızı sürekli örüyoruz. Sadece şurada üçgen şeklinde gördüğümüz her iki robamızdaki olan bölümümüz. Arkada da aynı şekilde iki arkada iki önde olarak öreceğiz. Ve sonrasında e, trabzanlarımız ve zincirlerimizi ardı ardına örerek yani su taşlarımızı kurarak modelimizi istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Yeleğimizi örmek için yaka kısmından kutucuklarımızı hazırlayarak başlıyoruz. Çok çok kolay başlaması. Hiç kafamızı karıştırmadan hangi yaş grubu için istiyorsak o şekilde ayarlamamızı yaparak başlayabiliriz. Zaten bu yeleğimizi kuracağımız zaman püf noktamız kollarımızla arkamızdaki görmüş olduğumuz bu su taşlarının olduğu bölüm. Eğer yaş grubunu büyük çocuklarımız için başlayacaksak büyük ve kilolu çocuklarımız için. Buradaki kullanmış olduğum su taşı grubumuzu fazlalaştıracağız. Bakınız 1 2 3 4 5 6 tane grup olarak başladım. Buradaki grubumuzun her ne başlarsak tam yarısını sırtımıza veriyoruz. Bakınız eğer büyük başlayacaksanız, büyük başlamak isteyen arkadaşlarımız için hatırlatmak istiyorum. 8 başlarsanız buraya 10 olarak. Burayı 10 başlarsak arkamızı 5 olarak ayarlamamız gerekmekte. Dilerseniz kendinize bile örebilirsiniz. Tabi kol ölçünüzde beden ölçünüze göre buradaki bir ipiniz de çok önemli. İpinize göre kolumuza uyguladığımız modelimizin tam yarısını arkaya uyguluyoruz. Ve e modelimizi aynı şekilde uyguluyoruz. Eğer geniş istersek ilk 3 trabzanla başlamıştık. 3 trabzanla değil 5 trabzanla başlayabilirsiniz. Kolumuzu fazla büyütmek istemiyorsak 5 trabzan üzerinden görmüş olduğumuz bu artışlarımızı üçgenlerimizi yaparak ileğimizin rova kısmını tamamlamış olacağız. Evet en son kenarlarına tığladım. Bakınız Bileğimizin kollarını, etek uçlarını ve yanları düz olarak tığladım. Zaten modelimiz kendisi kıpır kıpır bir model olduğu için yanlara herhangi bir şekilde kirpik uygulamak istemedim. Sadece inci düğme sadeliği yeterli olsun istedim. Evet şimdi çalışmamızı ölçüsüne de bakalım ve başlayalım. Yeleğimiz 1,5-2 yaş grubu için çok rahatlıkla olabilecek bir yelek. Şimdi ölçülerimizden de gördüğünüz gibi 34 santim yeleğimizin uzunluğu kol altından gövde genişliğine bakmak istiyorum. Hemen 28 santim kol altından genişliğimiz. Evet ve de kullanmış olduğum ip tam bir tane ip kullandım. Şu kadarcık bir ipim kaldı. Ancak bir sıra daha geçebilirdi. Evet Hemen kolay gelsin diyerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 145. 100 gram ve 336 metreden oluşuyor. Ve buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. 47 tane kutucuk yaparak yeleğimizi örmeye başlıyoruz. Robamız için öncesinde zincirimizi çekelim birinci düğüm atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum birinci zincirin içerisine geliyorum ve şu şekilde bakınız bir tane ikili trabzan örüyorum ve birinci kutumu bu şekilde hazırlıyorum sonrasında bir ve iki tane zincir çekiyorum şu şekilde tutmuş olduğum kutucuğumu elimin içinde şöyle çeviriyorum parmaklarımın arasında ve yuvanın tam içerisine giriyorum bakın tam içerisine ve bir tane daha trabzanımı örüyorum trabzanımı örer örmez üzerine 1 ve 2 zincir çekiyorum parmaklarımın arasında çeviriyorum tığımın başında oluyorum şöyle görmüş olduğumuz yuvanın içerisine tam girerek bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Parmaklarımın arasında çeviriyorum. Yine yuvamın tam içerisine giriyorum. 1 ve 2. 1 2 3 4. Bakın şu şekilde minik minik yuvalarımızı hazırladık. Trabzanımı örüp kapadığım zaman hemen iki zincirimi çekiyorum. Parmaklarımın arasında şöyle çeviriyorum. Yuvamın tam ortasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi ilave ederek tekrar giriyorum ve 1 2. 2 tane zincir çeviriyorum. Yuvanın tam içerisine giriyorum. 1 ve 2. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Ardını çeviriyorum. 1 2. 2 zincirimi çekip yuvanın içerisine giriyorum. 47 tane kutucuğumuzu hazırladık. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Şu şekilde mezurumun üzerine bırakıyorum. Şöyle bıraktığım zaman bakınız başlangıç noktasından sona doğru düzelterek ölçüyorum. 39 santim ölçümüz. Evet şimdi Üzerine kenar trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Her iki bölümde yeleğimizin kenar trabzanlarını öreceğiz. Hem başlangıçta hem de sonunda ikişer kutumuzu bu trabzanlarımız için kullanacağız. Öncesinde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen ilk kutumun içerisine gelerek batıyorum. Ve bir defa doladım. İkili trabzan şekliyle iki defa da alıyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2. 3 tane trabzanım oldu zincirimle birlikte hemen yanındaki kutuya giriyorum 1 ve 2 2 tane ördüm 5 oldu ve bir tane daha ilave ediyorum 6 tane trabzanımı kenar patım için bu şekilde hazırlıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum 6. trabzanımdan sonra hemen yandaki kutunun içerisine gelerek batıyorum Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Battığım kutudan çıkıyorum ve yandaki kutunun içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki kutunun içerisine modelimizin trabzanlarını yani ana bölümünü oluşturan ilk bölümümüzü çalışmaya başlıyorum. İki zincirimden sonra tığımın başını doluyorum ve bölümümüze üç tane trabzan örüyorum. Bakın kutucuğun içerisine bir, iki, üç. Burası önümüzde sürekli artışlarımızın olacağı ve ana merkez olan önümüz için e, trabzanlarımız. Onun için buraya bir tane ayraç takmak istiyorum. Şimdi gördüğümüz zaman ayırt edici özelliği olsun ve buradaki 3 trabzanımızın sağından ve solundan her sıramızda artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçüye gelmesini sağlayacağız. Ve istediğimiz ölçüye gelene kadar hem biterken hem başlangıcı artışlarımızı yapacağız ayracımı taktım ve şimdi iki tane zincirimi çekiyorum bir sonraki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum İki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum modelimizin genel bölümü iki trabzan iki zincir iki trabzandan oluşmakta Bakınız birinciyi ördüm. Toplam iki trabzan, iki zincir, iki trabzandan altı defa öreceğiz ve her defasında arasına iki zincir batıyoruz. Tekrar iki zincirimizi çekeceğiz. İki tane zincirimi çektim. Hemen yandaki kutunun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincir battığım yerden çıkıyorum. Bir sonraki kutuya yine aynı düzenimizi kuruyoruz. Yani bir, iki trabzan, 2 tane zincir aynı yere iki tane daha trabzanım örüyorum 1 ve 2 bakınız burası önümüzün ana gövdesiydi şimdi şu kısımlarda kolumuzu çalışmaya başladık kolumuz için bir tane iki trabzan iki zincir iki trabzanımız ördük aradaki kutuca ikişer zincir çekip hem battık hem çıktık ve yine aynı grubumuzu kurduk şimdi Trabzanımı ördükten sonra yine iki zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki kutu hiç kutu atlamıyoruz. Bütün kutucuklarımızı örerek ilerliyoruz. Tekrar bir ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı işlemimi yapıyorum. Bir ve iki tane trabzan. iki zincir. iki trabzan. Tekrar iki tane zincir kutumuzun içini bu şekilde doldurduktan sonra hemen şuradaki gördüğümüz işlemimizi yapıyoruz. Yandaki kutuya batıyorum. 2 tane zincirle çıkıyorum. Tığımı başını dolayarak giriyorum. 1 2 trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekip tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde toplamda 6 tane olana kadar örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 2 tane daha örelim ve aradaki bu geçişleri unutmayalım. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük ve yeniden köprümüzü kuruyoruz. Bakınız 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen yandaki kutucuğumuza batıyoruz. Tekrar 2 tane zincirle çıkıyoruz. Her bir iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızın arasındaki bölümde bakınız iki zincir batıyoruz. iki tane zincir kutucukların içerisine batıp çıkıyoruz. Şöyle tığımın başına doluyorum ve arkamız için olan bölümümüzdeki trabzanlarımızı örmeye başlıyorum. Üç tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bir, iki, üç. Üç trabzanımı ördüm ve hemen ayracımın bir tanesini işaretimiz olması için takıyorum. şu şekilde baktığımız zaman nerede önümüz nerede arkamız kolaylıkla fark edilebilmesi için 3 tane trabzanımızdan sonra yine 2 zincir batıyoruz 2 zincirle çıkıyoruz 1 ve 2 hemen yandaki kutu hiçbir kutumuzu atlamıyoruz çıktıktan sonra yine iki trabzan, 2 tane zincir grubumuzdan 3 tane kuruyoruz. Kolumuza 6 adet kurmuştuk. Arkamıza ise 3 adet kuruyoruz. 2 zincirimi çektim. Batıyorum. Tekrar 2 zincirimle çıkıyorum. Yeniden 2 trabzan 2 tane zincir 2 tane trabzanımı örüyorum. Bu şekilde ikincimi de örmüş oluyorum. Üçüncümüzü de örelim işaretimden sonra 3 tane çiftli grubumuzu yerleştirdik. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve aralardaki 2'şer zincirli bölümlerimizi örerek tamamladık. Şimdi arkamız için 3 tane trabzanımızı örelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki kutucuğun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Arkamın diğer yanı için olan bölümümüzü bu şekilde örüyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum hemen yandaki kutucuğa batıyorum 2 zincir çekerek çıkıyorum ve ayırt edici olması için bir tane ayrıcımı da buraya takıyorum bakınız pembe ile kırmızı arkamızın olduğu yer yeşilimiz ise önümüzdeki artışlarımızı yapacağımız bölüm bu ayraçlarımızın olduğu yer artışlarımızın olduğu bölüm. Şimdi yine aynı dizme işlemine geçiyorum. 6 tane 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımı örüyorum ve aralarına da 2 zincir çekip batıyorum. 2 zincir çekerek çıkıyorum. kız hemen yandaki kutuya 2 zincirimle battım. 2 zincirimle çıktım. Bir tane çiftli su taşımızı örmüştük. Şimdi ikinci su taşımızı örelim. Yani iki tane trabzan 2 zincir ve 2 tane trabzanımızı toplamda 6 tane olana kadar bu grubumuz örerek ilerleyelim 6 tane bu grubumuzdan örelim 6 tane bölümümüzü ördük ayracımızdan sonra 1 2 3 4 5 6 ve her birinin arasında ikişer zincirimizi çekip battık ve çıktık şimdi 2 zincirimi çektim hemen 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3. 3 tırabzanımı ördüğüm yere yine ayıracımı takıyorum. Buradan artışlarımı ilerleteceğim. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bölüme batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Hemen yanındaki bölüme iki zincirimi batıyorum. Kutunun içerisine iki zincirimle çıkıyorum. Ve son iki tane kutucuğumun kaldığını görüyorum. 47 kutucuğumuzun son ikisindeyiz. Şimdi buraya kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Aynı zamanda burada ilk iliğimizi de açıyoruz. Başlıyorum. 1 Kenar patlarımız burası. 2 ve 3 3 tane Bakınız trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimiz iliğimiz için hazırladığımız yuva olacak ve burayı dördüncü trabzan olarak sayıyorum ve yaptığım trabzanım 5 6. Bakın altı tane de trabzanımı ördüm. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen kenardaki altı patımı örüyorum. İki zincirimi çektim. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve aradaki bir tane zincir çekerek iliğimizi ördüğümüz yerin tam içinden giriyorum. Bakın şöyle altından kavrayarak giriyorum. Ve trabzanım örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Dördüncüyü örüyorum. 5 ve 6. Bu şekilde kenar altı patımızı örerek ve bir üst sırada iliğimizi bakınız hazırlayarak İkinci sıramıza başlamış olduk. Kutucuklarımızı saymazsak. Şimdi şöyle genel itibariyle ikinci sıramıza devam etmeden yaptığımız işlemlerimizi görelim. İlk önce 47 tane kutucuğumuzu hazırlamıştık. Sonrasında kenar patlarımızı örerek doldurmaya başladık. Şuradan itibaren 6 tane kenar patı ördük. 2 tane kutucuğumuzun içerisine. Hem başlangıç hem sonda bakınız. 2 kutumuzun içerisine 6 kenar patımız. Her işlem yaptığımız kutudan sonraki bölümde ise 2 zincir batıyoruz. 2 zincirle çıkıyoruz. Bütün işlem yaptığımız kutucuklarımızın bir sonrasında bu işlemimizi yapıyoruz. Sonrasında iki tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük ve hemen bakın ayracımı taktığım yerde 3 tane trabzanım ördüm. Her bir bölümümüz arasında iki zincirle batıyoruz, 2 zincirle çıkıyoruz. Önümüz için ayracımızı taktıktan sonra altı tane bu görmüş olduğumuz iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Bakın şu ayracımızı taktığımız yer etrafında artış yapacağız. Artışlarımız hem sağından hem solundan yapacağız. 3, 5, 7, 9 şeklinde çoğalacak. Ve buradaki görmüş olduğumuz bölümümüzde herhangi bir değişiklik olmayacak. 6 tane olarak kolumuz bitene kadar ilerleyecek. Pembemize geldiğimiz zaman ise arkamızın bir bölümü şöyle görelim. Arkamızda Buradaki 3 trabzanın sağından ve solundan artış yapacağız. Kırmızımızda da aynı şekilde aradaki 3 tane su taşımız devam edecek. Ve sonrasında yine 6 tane kolumuz yine önümüze geliyoruz. Buradaki ayracımı taktığım yerden 3 trabzanımız sağ solundan artıyor. Ve e, bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bir tane kenar patımızla artışımızın arasında bir tane su taşımız var her iki bölümde de ve düzgün bir şekilde yeleğimizi başlıyoruz ve örmeye devam ediyoruz kenar patımı ördükten sonra iki zincir çekip batmıştım bu sıramızda ise iki zincir çekiyoruz batmadan tığımın başını doluyorum hemen buradaki iki trabzanımın arasındaki iki zincirimin içerisine giriyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum İki trabzandan sonra iki zincirimi çektim ve iki trabzan daha örüyorum. Geçişlerimizde bu kez batmadan sadece düz köprü gibi geçiyoruz bakınız ve devam ediyorum. Şimdi buradaki iki tane batmış olduğum grubumuz vardı hemen iki zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum ve ayracımın olduğu yere geliyorum. Sağdan ve solundan 3 tane trabzanımı birer birer artıyorum. Bakınız. 3 tane trabzanımın ilkine battım. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve sağından ilk artışımı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Toplamda 3 oldu bakınız. En sondaki trabzanımı örüyorum. Ve bir tane daha örüyorum. Hem başlarken hem biterken ilmeklerimi iki defa örüyorum. 3 olan trabzan sayımı 5'i çıkarıyorum ve iki tane zincir çekerek örmeye devam ediyorum diğer bakın iki zincir çekerek batmış olduğumuz şu bölümümüzün tamamını bu kez sadece iki zincir çekip direkt bağlanıyoruz araya batmadan tığımın başını doluyorum buradaki bölümüme giriyorum iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum bölümler arası sadece iki zincirle bağlanıyoruz tığımın başını doluyorum ve batıyorum. 2 zincirim ve tekrar 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Yine 2 zincirimi çekiyorum sadece ve bütün bölümlerimi ayracımın olduğu yere kadar bu şekilde örüyorum. Sadece iki zincir çekip aradaki trabzanlarımı örüyorum. Kolumuz için ayırdığımız 6 tane su taşımızı örerek bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi işaretimizi bıraktığımız yere geldik ve 2 tane zincirimi çektim. Tam işaretimin olduğu yere geliyorum. Birinci trabzanını örüyorum. Ve aynı yere tığımın başında oluyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Artışımı sağ taraftan yaptım. Yanındaki trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzan vardı zaten. Hemen son trabzanımı örüyorum. Ve son trabzanımı bir kere daha aynı yere batarak örüyorum. Sağından ve solundan birer artırdım ve 3 olan trabzanı 5 trabzan sayısına çıkardım. Tıpkı diğer işaretimi taktığım yerdeki gibi. Araya iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen görmüş olduğumuz bölümümüze geçiyoruz. İki tane trabzanımızı, iki zincirimizi tekrar trabzanımızı örüyoruz. Geçişimizi yine sadece iki zincirle yapıyoruz ve batmıyoruz. Köprü şeklinde uzatıyoruz. 1, 2. Direkt geçiyorum. 1, 2, 2 zincir. 1 ve 2 iki tane zincirimi tekrar çekiyorum üçüncüyü yapıyorum arkamızda üç tane su taşımız vardı araya iki zincir tekrar 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum her bölümü iki zincir ve ayracımın olduğu yere geliyorum başlangıcına yani birinci trabzanı iki defa örerek sağ taraftaki artışını yapıyorum iki defa ördüm bir tane trabzan ortaya örüyorum ve son trabzanımı yine bir defa örüyorum aynı yere bir daha örerek artışımı yapıyorum 3 olan trabzan sayım 5'e çıkıyor araya iki zincirlerimizi çekerek buradaki gördüğümüz su taşlarını tıpkı baştaki kolumuzda ördüğümüz şekliyle örüyoruz ve son olarak önümüzdeki Yeşil ayırıcımızı taktığımız yeri de 3 olan trabzanı 5'e çıkarıyorum ve kenar patlarımı örerek tamamlıyorum ikinci sıramızı ve üçüncü sıramızın başlangıcında görüşelim. İkinci sıramızı tamamlayarak sıra başına kadar geldim ve yapmış olduğumuz işlemleri toplu olarak şöylece tekrar edelim. Yani özellikle sık sık tekrar ediyoruz fazla uzaklaşıp büyüttüğümüz zaman geriye dönüp anlatması zor oluyor ve anlayamadığımız için ilerlemekte sıkıntı çekebiliyoruz. Şöyle ayraçlarımızı gördüğümüz yerdeki trabzanlarımız var ve bu trabzanlarımızdan artışlarımızı yapacağız. Bakınız burası mavi ile yeşilimizin olduğu yer önlerimiz. Aradaki kalan 6 tane şu kısmımız su taşı dediğimiz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımız kollarımız ve diğer pembe ile mavi kırmızı olan kısım ise arkamızın olduğu yerler. Bakınız ayıracımızı taktığımız yerlerde genişlemelerimizi yapacağız. Ortadaki kısımlarımız robamız bitene kadar bu şekilde devam edecek ve daha sonrasında da aynı şekilde devam edeceğiz yeleğimizi. Şöyle kaldırdığımız zaman bakalım. Bakınız kenar trabzanımız 6 tane bir tane su taşımız artış yerimiz ayracımızın oldu. 6 tane bu şekildeki kolumuz sonrasında yine kırmızıyla taktığımız yer arkamızın artış yerleri 3 5 7 9 diye her iki yönden artacak ortada 3 tane yine su taşımız var yine artışımız bakınız ve yine 6 tane iki trabzan iki zincir iki trabzanlık bölümümüz ve tekrar ayracımızın olduğu yerde yine artışımızı görmekteyiz şimdi sıramızı tekrar etmeye başlayalım. Bakınız bu sıramızdaki kurulumumuza baktığımız zaman hep aynı şeyleri yapacağız. Bir tanesinde iki zincir çekip batıp tekrar iki zincirle çekeceğiz. Diğer sıramızda iki zincir devam edeceğiz. Birisinde batarken birisinde düz sadece köprü olarak kuracağız. Şimdi sıramızdaki uygulayacağım sırada iki tane zincir çekip batıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekip battığımız yerden çıkıyoruz. Kenar patlarımızı örerek başlayalım. 2 tane zincir çekiyorum. Kenarım için 3 değil 2 çekiyorum. 6 tane trabzanımı hemen örüyorum. Kenarım için 6 tane trabzan ayarlamıştım her iki yönde. Evet şimdi 2 zincirimin olduğu yere geldim. Bir önceki sıramızdaki yaptığımız işlemimizi yapıyoruz. 1 2 ortaya batıyoruz bakın tam altından giriyoruz böyle herhangi bir yerine batmıyoruz altından kavrayarak alıyoruz 1 ve 2 tekrar başını doluyorum bu kısımların hepsi iki trabzan iki zincir iki trabzan sadece şuradaki ayraç takılı yerlerdeki işlemimiz değişik geri kalan bütün yeleğimizin rova kısmındaki işlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor iki tane zincirimi çekiyorum araya batıyorum bakın hemen gelen kısma iki zincirimi çekiyorum ve buradaki artışımı yaptığım önümüz için ana bölümümüze geçiyorum üçlü 5 olmuştu şimdi başlangıç ve sondaki trabzanlarına ikişer defa örerek hem baştan bir hem de sondan bir artışımızı yapıyoruz tığımın başını doluyorum ilk trabzanımı örüyorum ve artışımı yapmak için aynı yere ikinci kez batıyorum Tekrar aradaki trabzanımı birer birer örüyorum ve son trabzanımı iki defa örüyorum. 1 ve 2 Hem başlangıçta arttım hem de sonda arttım. Bakınız güzel bir üçgen görüntüsünü şimdiden kazanmaya başladı. İki zincir çekiyorum. Şimdi hemen köprümüze batıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Buradaki görmüş olduğum bölümlerin tamamını aynı şekilde örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve tekrar ikişer zincir çekerek batma şekliyle bir ve iki. İki tane zincir ve iki trabzanım örüyorum. Hiç değişiklik yapmıyoruz. Burasını aynen devam ediyoruz. 2 zincirimi çekiyorum araya batıyorum tekrar 2 zincirimi çekiyorum araya trabzan gruplarımı yerleştiriyorum ve böyle örerek devam ediyorum 6 tane 1 2 3 4 5 6 ve hemen buradaki artış yerine geliyorum 3 5 7 tıpkı öndeki ördüğüm gibi başlangıç ve sondan birer artırıyorum ve o şekilde devam ediyorum ve kalan bu bölümdeki gibi su taşlarımızı ise aynı şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızın başına kadar örerek geldim bakınız. Artışlarımız sadece şu kısımlarda yaptım. Diğer kısımlarda yine aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüp iki zincirimizi çekip battık. Tekrar iki zincirimiz de yukarıya çıktı. Ve şu şekilde bakınız sadece ayracımı bıraktığım yerlerdeki üç trabzanımızı artarak 7 trabzan sayısına çıkardık. Ve sıramızın başına geldim. En son kenar patımızın olduğu bölüme birlikte geçelim bakınız iki tane düz zincirim vardı hemen iki zincirimi yukarıdan çektim trabzanımı ördükten sonra ve batıyorum İki tane zincirle tekrar çıkıyorum kenardaki altı tane trabzanımı pat olarak örüyorum kenar bandımız 3 4 5 ve 6 6'yı da batıyorum Tekrar 1 2 2 zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Şöyle yine bir daha bir bakalım baştan. Çoçtan başlamıştık. 6 trabzanımızı 2 zincir çekip battık. 2 zincir çektik ve bakınız su taşımızı yaptık. Artışlarımızı yaptık. 6 tane kolumuz için ördüğümüz bölümü hazırladık. Diğer arkamız için ilk artışımızı aradaki 3 trabzanlı grubumuzu ördük. 3 grubumuzu yani. Ve diğer a, arkadaki artışlı bölümümüzü ördük. Bakınız. Tekrar 6 tane trabzanlı grubumuzu ördük. Ve önümüz içinde artışımızı yaptık. Ve bir tane su taşımızı yapıp kenar patımızı ördük. Şimdi kenar patımızı yapalım. Bu tarafa doğru ilerleyelim. 6 tane kenar patımı ördüm. Şimdiki sıramızda tekrar sadece 2 zincirle gruplar arası geçişlerimizi yapacağız. 2 zincirimi çektim. Hemen ortadaki iki tane zincirimin içerisine giriyorum. 1 ve 2 2 tane trabzanımı ikili trabzan şekliyle ördüm. Ortaya iki tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı yere tekrar 1 ve 2 tekrar İki tane zincirle geçişimi yapıyorum. Bakınız bir tanesinde iki zincir, bir tanesinde şu şekilde batarak geçiyoruz. Tığımın başını doluyorum ve artış yaptığım ana trabzan bölgesindeyim. Birinci trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. Hemen aynı yere artışımı yapıyorum. İkinci kez örelim. Aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. birer birer örüyorum ve en son trabzanımı iki defa örüyorum toplamda trabzan sayımız ilk başlangıçta 3 5 7 şimdi 9 oldu 2 4 6 8 ve 9 bakınız ve devam ediyorum 2 zincirimi çekiyorum buradaki görmüş olduğumuz kolumuz için olan bölümümüze 2 zincirimi çekiyorum. Hemen araya giriyorum. 1 2 Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2. Evet bu şekilde görmüş olduğumuz bu bölümlerimizi aynen 2 zincir 2 trabzan 2 zincir şekliyle örüyoruz. Arada da sadece 2 zincirimizi kullanıyoruz. Artış yerimizi bir başlangıçta bir sonda artış yaparak 9 trabzan sayısına çıkarıyoruz. Tekrar aradaki bu 3 tane su taşımızı ikişer ikişer örüyoruz. 2 zincir, iki trabzan, 2 zincir ve geçişlerde tekrar 2 zincir ve artışımı dokuz olarak yapıyorum. Trabzan bölgesinde 6 tane kenar grubumuzu, kol grubumuzu yine aynı şekilde örüyoruz ve son olarak önümüzü buradaki trabzanımızı 7 idi 9'a çıkarıyoruz ve bu şekilde sıralarımızı tekrar ediyoruz. Her sırada artışlarımızı yaparak buradaki üçgen şeklini alıyor ve yeterince büyüyene kadar örmeye devam ediyoruz. Ve sıralarımızı sürekli tekrar ediyoruz. Biraz büyütelim ve sonrasında görüşelim. Yeleğimizin roba kısmını örerek artırıyoruz. Bakınız üçgen gibi görünen kısımlar yeleğimizin ana artış roba bölümleriydi. Epey genişletti. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm halen genişletmek istiyorum 3 5 7 9 11 13 ve 15 tane trabzanımız şu an için burada mevcut aradaki bölümlerimiz ise bakınız büyüdükçe çok daha güzel görünmekte burası kolumuz arkamızı şöyle görmekteyiz üçgenimizin ilki arkamızın bir yönü diğerisi ise diğer yönü ortadaki bölüm ise arkamızın tam ortası olarak kullanacağımız bölüm Diğer Su taşlı bölümümüz yine kolumuz bakınız çapraz her ikisi de çok güzel görünmekte. Şöyle baktığımız zaman da her iki önümü görmekteyim. Yine temelden beri yaptığımız şekliyle yani baştan beri yaptığımız gibi birinci trabzanımızla ikinci trab en sondaki trabzanımızı ikişer defa örüyoruz. Hem başlangıçta hem bitişte artışımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kol kısmımızda ise iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı üst üste örüyoruz. Bakınız hep aynı. Yalnız sadece geçişimizde bir tanesinde sadece iki zincir çekiyoruz. Diğerinde iki zincir çekip batıyoruz. Tekrar iki zincir çekip diğer tarafa geçiyoruz. Ve bu görüntümüz ortaya çıkıyor. Şimdi roba büyüklüğümüz yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Şimdi bu haliyle ölçüsüne bakalım. Sadece bu ördüğüm kısma bakıyorum. 7,5 santim şu anda yeterli değil. Birkaç sıra daha örelim sonrasında görüşelim. Robamızı istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. Kaç sırayı tamamladığımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 sıramızı ördük ve robamız şu an kolumuzu ayırmak için istediğim ölçüde ve kolumuzu modelimizi buradan uygulayarak ayırıyoruz. Şöyle ölçümüze bakalım tekrar 10 santim. Evet şimdi modelimizi yerleştirerek kolumuzun ayrımına doğru ilerleyelim Hemen şuradan itibaren kolumuzu ayıracağız. Bu görmüş olduğumuz 2, 4, 6 tane olan e, su taşı bölümümüz kolumuzda kalacak. Buradan itibaren yine su taşlarını örerek ilerleyeceğiz. Bakınız kenar patımızı örerek geldim. Unutmayayım diye diğer dönüşte ilik açmam gerekiyor. Bir tane hatırlatıcı ayracımı taktım. E, çünkü bu şekilde bıraktığımız zaman ya da örgümüzü sürekli takip etmediğimizde ilik yerimizi kaçırabiliyoruz. Yaklaştığımız zaman böyle bir hatırlatıcı takarsak çok daha güzel sonuçlar alırız. Evet şimdi sıramı örerek ilerliyorum. Bakınız kenar patımı ördüm. Sıradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlı bölümümü ördüm. Tekrar araya iki tane zincirimi çekiyorum ve karşı tarafın trabzanlı bölümüne ilerliyorum. Buradan artık şuradaki görmüş olduğumuz modelimizi birebir bu kısma da uygulayacağız ve etek kısmı yani robadan sonraki gövde bölümü tamamen bu model üzerine devam edecek. Tığımın başını doluyorum. Birinciyi atlayıp ikinciye batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve aynı yere ikinci bir trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı buraya kurdum. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Trabzanımı tamamladıktan sonra ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1 ve 2. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımı örüyorum ve tırabzanımı tamam olunca zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. tırabzanımın üzerine batıyorum. 2 tane tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımı kuruyorum. 1 ve 2. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve trabzanımın birini ördüm. Diğer trabzanlarımı ilave ediyorum. İkinciyi ördüm. 2 i̇ki zincirim ve diğer iki trabzanımı örüyorum. Şu şekilde bakınız buraya Modelimizi e, buradaki görmüş olduğumuz üçgen bölüme 1 2 3 dört tane modelimizi yerleştirdik. Eğer bol olmasını istiyorsak ya da kilolu bir bebeğimizi örüyor ise altıncağı değil beşinciye ya da dördüncüye batarak daha sık bir şekilde de buradaki su taşlarımızı yerleştirebilirsiniz. Yani iki trabzan, 2 zincir, iki trabzanımızı yerleştirebilirsiniz. Şimdi 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum şöyle buradaki 6 tane bu grubumuzu kapatıyorum. 2 zincirimi çektim bakınız. Grubumuzu alıyorum. Diğer arkamızın üçgeninin ilkinin olduğu yere gelerek kapatıyorum ve kolumu bu şekilde buradan ayırıyorum tığımın başını doluyorum hemen bakınız birinci değil ikinci trabzanın olduğu yere batıyorum ve başlıyorum bir aynı yere 2. 2 tane zincir ve aynı yere 2 tane trabzanımı kuruyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 1 tane trabzan ikincisini örüyorum. 2 i̇ki zincirimi çekip tekrar 2 trabzanımı ilave ediyorum. iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız arkaya geçtikten sonraki bölümümüz şöyle bakalım. Önden kenar patımız sürekli devam ede gelen iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ve üçgenimizin üzerine 1 2 3 4 kenardaki ile 5. Araya iki zincirimizi çektik ve buradaki düz trabzanlarımızın üzerine modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6'ya batıyorum. 2 tane trabzanım örüyorum 2 zincir 2 trabzan araya 2 tane zincirimi çekiyorum 3 tane trabzan grubumuzu yerleştirdikten sonra tıpkı buradaki gibi 4. trabzanımızı da en son bakınız trabzanımızın üzerine yerleştirelim 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim ve araya iki tane zincir çekelim hemen arkamızdaki bulunan üç tane grubumuzu aynı sıra üzerine örelim burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz sıramız aynı şekilde devam ediyor İki tane trabzanı örüyorum zincirlerimi çekerek trabzanlarımı dolduruyorum İki tane zincir araya geçişim için 1 ve 2 Tekrar kendi arasındaki iki zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Her iki grup arasındaki 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakınız burayı aynı şekilde ilerletiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Araya iki tane zincir. Tekrar 1 ve 2. İki tane zincirimi çekiyorum. Buradaki görmüş olduğumuz a, dilimimizin üzerine dört tane modelimizi yerleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Başlangıçta iki de ortada bir de sonda olmak üzere bir ve ikiye batalım. Bire de batabilirsiniz. Birisinde bire, birisinde sona da batabiliriz. Aynı yere iki defa örüyorum. Ya da sayılarınızda herhangi bir şekilde farklılık varsa fazla ya da eksik mutlaka ona göre ayarlamalarımızı yapalım. Olabilir, karıştırmış olabilirsiniz. Ya da daha büyük örmek istersiniz ya da daha küçük. Burayı eşit bir şekilde bölerek uygulayalım. 6 değil, 5 de atlayabilirsiniz. O şekilde ayarlamalarımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6. Ve burayı tamamlayalım. 4 tane modelimizi diğer kısmımıza da uyguladık şu şekilde hemen kolumuzun olduğu bölüme geldik ve kolumuzla geçişimizi yapıyoruz 2 tane zincirimi çekiyorum Tırabzanımın üzerine 1 ve 2 kolumun olduğu bölümü büküyorum 2 zinciri çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız şuradan ya birinciye ya ikinciye atabilirsiniz Ayarlamalarımızı yapalım. Zincir sayımıza göre birinciye battım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere kurulumumu yapıyorum. Şöyle bakacak olursak bakınız. Birleştirme işlemimizi bu şekilde tamamlamaya başladık. Şimdi tamamen bitirdikten sonra yeniden görelim. 2 zincirimi çekerek devam ediyorum yine. 1 2 3 4 5 6 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 4 tane, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan grubumuzu kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu an üçüncüyü kurmaktayım. Arasına 2 tane zincir, tekrar 1 ve 2. Araya 2 zincir ve en sondaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bakınız. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak 2 trabzanımı örüyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. Öndeki sürekli devam ede gelen trabzan grubumun üzerine giriyorum. 1, 2, araya 2 zincir. Tekrar trabzanlarımı örüyorum. 2 tane zincir kenara ve 6 tane kenar patımı örüyorum. 4 5 ve 6 diğer tarafta iliğim için işaretimi koydum. İliğimi orada açacağım bir ve iki tane zincirimi çekiyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım Evet şu şekilde her iki trabzanımızı birbirinin üzerine denk gelecek şekilde ayarlama yaptık herhangi bir şekilde şöyle açıklık ve uzaklık istemiyoruz her ikisini denk gelecek şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve üzerinde tam birbiri üzerine kapanacak durumda ayarladık kollarımızı görmekteyiz bakınız önümüz her ikisi de son derece muntazam. Arkamızı çevirerek bir de arkamızı görelim. Arkamızda aynı şekilde bakınız gayet muntazam kollarımız ee, bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi su taşlarımızı buradaki kısımlarda ördüğümüz gibi bir iki zincir çekiyoruz. Bir sonraki sırada iki zincirimizi zincirimizin üzerine batıp sonra tekrar iki zincirimizde çıkma şekliyle sıramızı tamamlıyoruz şimdi geçişimizle birlikte yapalım daha sonra istediğimiz boya gelene kadar aynı sıralama üzerine örmeye devam edelim bir de şunu hatırlatmak istiyorum yeleğimizi daha büyük yaş gruplarındaki çocuklarımıza örmek istersek bakınız burada 6 tane trabzan grubu olarak başlamıştık şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 Burada tam 3 olarak başladık. Eğer büyük yaşlar için örmek istiyorsak 8, 10 12 şeklinde yaş büyüklüğüne göre başlayalım ve burada eğer bayağı büyük yaş için öreceksek ilk sıramızı 3 olarak ayarlamıştık. İlk sıramızı 3 değil de 5 ya da büyüklüğüne göre 7 olarak ayarlayıp yukarıdan daha geniş bir şekilde büyütebiliriz. Ama hemen 2 yaş civarı çocuklarımız için öreceksek ilk başlangıcımızı 5 trabzan olarak başlayıp şuradaki 3 olarak başladığımız yeri Aynı şekilde örerek devam edebiliriz. İki yaş için de gayet uygun ölçü olur. Tabi bu ölçülerimiz kesinlikle sizleri yanıltmasın. Ee, elimizin sıkı veya da gevşek oluşu ya da tığımız ya da ipimiz e, ölçümüzü değiştirebiliyor. O yüzden bakın sık sık ölçmekteyiz. Şimdi ben ölçmek istiyorum. Bakınız bir arkadan diğer arkaya hemen mezurumuzu ölçelim. En net ölçüyü tabii ki Burası verecektir. Yuvarlak olarak ölçmek istiyorum. Bakınız kol zincirimden geliyorum. 2 zincir çektiğim yerden şu şekilde tutuyorum. 17 döndürüyorum. Ve tutarak gördüğümüz gibi 34 santim diğer kolumuza kadar olan bölümümüz tamamen bittikten sonra da mutlaka ölçümüzü yapacağız yani küçük bir ölçü değil gayet ideal bir ölçü 1 yaş grubu çocuklarımız için. Evet şimdi başlangıcımızı yapalım. 2 zincirimi çekmiştim. Trabzanımı örerek başlıyorum. 6 tane kenar patımın her birini birer birer örüyorum. Düğmemizi dikeceğimiz bölümümüz 2, 4, 6. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir önceki sırada sadece düz iki zincir olarak çektiğim yere gelerek batıyorum. İki zincir çekerek tekrar battığım yerden yukarı çıkıyorum. Ortadaki iki tane zincirimin olduğu bölüme giriyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı çekiyorum ve tekrar iki tane zincir çekip araya batıyorum. 1 ve 2 tekrar battığım yerden 2 zincirle çıktım ve diğer yeni grubumuzu örmeye başlıyoruz 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan tekrar 2 zincirimi çekiyorum araya giriyorum bakınız yeleğimizi bu şekilde istediğimiz büyüklük ölçüsü gelene kadar örelim ve modelimizi büyütelim yeleğimizi örmeye devam ediyorum bakınız 1 2 3 4 5 5 çift ördük ve yeterli olmadığı için daha örmeye devam ediyoruz 2 sırada işlemimizi ilerletiyoruz bakınız sadece 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan araya bir tane 2 zincir diğer tarafta ise yine aynı işlemlerimizi yaptıktan sonra 2 zincir batıyoruz 2 zincirle tekrar çıkıyoruz şekliyle örerek istediğimiz ölçü gelene kadar ilerleyelim Yerimi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Şimdi en alt kısımdayız ve kenar tığlaması çalışmak istiyorum. Sizler nasıl bir kenar tığlaması yapmak isterseniz e, o şekilde tığlarsınız. Bakınız ben kolumun bir tanesinde şu şekilde çalıştım. E, etek ucunu da aynı şekilde çalışarak bütün uçlarımızı bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Kolumuzu bakınız bir tanesini çalıştım diğerini sizlerle birlikte çalışacağız şimdi istediğim ölçü gelene kadar ördüğüm alt kısmımı tığlamaya başladım kaç tane dilimimizi ördük ona bakalım bir bakınız robadan itibaren sayıyorum diğer yukarıdan takip ettiğimizi değil bir çift olarak sayıyorum bir çift 2 3 dört, 5 altı, yedi, 8 toplamda 8 çift ördükten sonra Şurada kenar patımızdan örmeye başlayalım. İki tane zincirimi çekerek dönmüştüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Tek seferde alıyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımı tek seferde alıyorum. Evet kenar patımızın her birini birer trabzanımızı bakın bir defa başını dolayarak ördüm. Şimdi aradaki bu görmüş olduğumuz bölümüme geldim. 1 ve 2. Hemen yandaki iki zincirin olduğu yere giriyorum. 1 ve 2. Trabzanımızın aralığına giriyorum. Tepesine değil tam arasına batıyorum. 1 Şimdi e, buradaki şu grubumuzu götürdüğümüz biraz önceki çift olarak saydığımız yerde çalışıyoruz. E, bu kirpik kısmımızı iki defa örüyorum. Başını doluyorum. Birinciyi ördüm. Şimdi ikinciyi örüyorum. İkinciyi ördükten sonra üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Çekmiş olduğum zincirim hemen bakınız şu yandan giriyorum ve diğer ikinci kez çektiğim yerden girip şu şekilde kapatıyorum. Bitiğimin başını doluyorum. Bu üç zincirden sonra zi zincir yuvamın içerisine bir defa giriyorum. Bir ve iki trabzan arasına tekrar kenardaki iki zincirime geçiyorum. Bir iki defa ve diğer yandakine bir iki tam iki trabzanın arasına bir defa giriyorum. Tekrar iki tane zincir çektiğim grubumun en merkez bölümüne geldim ve modelimin çalışacağım kısmına bir ve ikinci kez başını dolayarak batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zinciri buradan devam ettiğim bakınız. Şu buğday gibi olan kısmın bizden taraftakine giriyorum ve trabzanın üst kısmına da girerek yandan kavruyorum ve çekiyorum kapatıyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere bir defa girerek alıyorum bakınız tam ortalayıp kirpiğimizi oluşturuyoruz tığımızın başını doluyorum iki tane trabzanımın arasına giriyorum ve zincirlerimin içerisine ikişer defa dolduruyorum ve diğer uca kadar bu şekilde ilerliyorum Yeleğimizin altını bu şekilde tığlayarak uç kısmımıza kadar geldik ve diğer kenar patımın olduğu yerdeyim. Çok hoş oldu bakınız gayet güzel. Şimdi buradaki yan kenar patımızın olduğu yerden yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. En sondaki trabzanımı örmemiştim birlikte örelim diye. En son trabzanımın da üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bir defa örüyorum tığımın başını doluyorum bakınız araya girdim bir defa ördüm ikinci kez örüyorum tığımın başını doluyorum diğer trabzanın olduğu bölüme giriyorum 1 ve 2 diğer trabzanımıza aynı şekilde araya giriyorum iki defa tığımın başını dolayarak alıyorum ve tepe noktasına kadar boyun kısmımıza kadar her bir Yan bölüme ikişer defa tığımızın başını dolayarak tek seferde alalım. Bakın 1 ve aynı yere giriyorum. 2. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. Tek seferde çekiyorum. Uç kısma kadar ilerleyelim. Bir uçtan diğer uca kadar her trabzan aralığımıza ikişer defa batarak kenarımızı çok düzgün bir şekilde bakınız ayarladık. Şimdi boyun kısmına geçtik. Boyun kısmını kutucuklarımızı örmüştük. En son iki defa ördükten sonra boynumuza ilk başladığımız kutucuğun içerisine tığımı doluyorum ve bir defa giriyorum. Tekrar ikinci kez batıyorum. Dönüş olduğu için buraya üçüncü kez başını dolayarak giriyorum. Hemen yanındaki kutucuğa bir ve 2. Bir sonraki kutucuğumuza yine 1 ve 2. Diğer kutucuğa geçiyorum. Her kutucuğumuza ikişer defa batarak diğer uca kadar ilerleyelim. Yukarıdan aşağıya doğru da yine inerek yeleğimizi tamamlayalım. Tıpkı buradaki gibi ikişer ikişer örelim. Yeleğimizin kenarlarını tığladıktan sonra düğmelerimi de diktim. Şimdi diğer kolumuzu çalışmaya başlayalım kolumuzu da aynı şekilde çalışıyoruz kol altımızdan başlayalım bir tane zincir çekiyorum ipime ve kol altımdan giriyorum hemen iki tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum yandan gelen trabzanımıza bir ve aynı yere bir daha batıyorum iki bir ileri geçiyorum bir defa batıyorum ve hemen şurada yandan gördüğüm kısma zincirime 1 ve 2 diğer zincirimin olduğu yere 1 ve 2 İki trabzanımın arasına bir defa batıyorum 2 tane zincir çektiğim yere 1 ve 2 başlangıçta iki defa doluyoruz biterken bir tane bakınız iki defa başını dolayarak ördüm 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen dibinden giriyorum kapatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere bir defa batıyorum. Başlarken 2, bitirirken tek. Tığımın başını doluyorum. Tam araya giriyorum. 2 zincirin olduğu yere 1 ve 2 defa. Diğer 2 zincire 1 ve 2 defa. Trabzanımın olduğu yere 1 defa. Ve zincirimin olduğu yere öncesinde 2, 3 tane zincir. Hemen dibine giriyorum kapatıyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere bir defa daha giriyorum. İki trabzan arasına batıyorum ve bu şekilde sıramızı örerek tamamlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizin bütün bölümlerini tamamlayarak kullanılmaya hazır hale getirdik ve e, tamamladık yeleğimizi görmüş olduğumuz gibi. 3 tane ince düğmemi de diktim. Diğer kolumu da aynı şekilde tığladım. Şöyle arkasına da bakalım. Arkası da gayet güzel oldu. Bakınız çok güzel aşağıya doğru açılmakta şöyle genişlemekte önerimizde tam olarak kapanmakta şu kısım açık kalmayacak. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.